Arkadaşlar yeniden merhabalar. Herkes derse hoş geldi. Bir önceki dersimizde ne yaptık? Geçen hafta katı modelini çizmiş olduğumuz bir TV ünitesinin bu hafta flatshot komutu ile sayesinde tel modelini çıkarmaya çalıştık. Bunun ön, yan, üst perspektif görüşlerini bir T disiplininde elimizden geldiğince yerleştirdik. Sıra neye geldi hocam dersiniz? Sıra artık bu mobilyanın bazı ölçülerini vermeye geldi. Bakın bazı ölçüleri vereceğiz çünkü bazılarını her şeyin üzerine yerleştirmeyeceğiz. Veremediğimiz ölçüleri ise nerede vereceğiz hocam dersiniz? Onları teknik şartlarını da anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman peki ölçülendirme yapacağımız araç bloğu nerede diye sorarsınız. Ölçülendirme yapacağımız araç bloğu, dimensiyon araç bloğu ve tel modelleme düzenleme içerisinde bulunur onlar. Hocam biz neredeyiz? Biz 3D modellik araç, 3D modellik arayüzündeyiz ve tel model arayüzü ise Draptic Animation arayüzüdür. Eğer Draptic Animation arayüzüne bir tık yaparsanız Rocksketch araç bloğu içerisinde sizin ekranın üst tarafında bulunan bütün komutlarda bir değişiklik olacak. İşte tam da bizim buradaki Animation sekmesi içerisinde yerler lazım. Ne lazım? Hocam bizim burada evet ne var? Dimensiyon var. Hocam tıklayıp hızlı hızlı ölçülen. Hayır, tıklayıp hızlı hızlı ölçülendirmeyelim. Önce Animation seçeneğinden Dimension Style'e girelim. Mouse'umuzda bir tık yaptığımız sol tıkıyla önümüze çıkan pencereye Modify diyelim. Buradan da bizim ilk düzenleme yaptığımız yer text dediğimiz alandır. Yazı yüksekliği mobilyanın yüksekliğine göre değişebilir. Örneğin bu boyuttaki bir mobilyanın yüksekliğine göre yazı yüksekliğimiz 8 olması yeterlidir. Eğer fazla gelirse bunu 6'ya, eksik gelirse bunu 10'a doğru yükselte veya düşürtebiliriz. Sonra burada lines dediğimiz çizgilerle ilgili bölüm var. Burada offset from origin dediğimiz çizgi çubukların mobilin üzerinde değme uzaklığı var. Onu 5 kadar yapalım, 5 santim yapalım. Ardından yine burada bulunan Symbol and Arrow'dan çizgi ok türleri var. Bizim için okların olması yeterli. Ve burada da Arrow size dediği bölümde burada bulunan okların kalınlıklarını verilen yerdir. Gibi gibi burada yine Jog Angle dediğimiz açılarla ilgili yerler var. Değişik değişik ayarlar buradan yaparak ilerleyebilirsiniz. Ve bir de bizim yine çok kullandığımız Primi ün sekmesi içerisinde bulunan şurada olan Precision dediği yerden biz noktadan sonra bir virgül bize yeterli. Genelde biz 73,5, 75,5 gibi rakamlar kullanırız. Böyle çok daha mikronluk, çok çok ince rakamlar kullanmadığımız için noktadan sonra bir virgül bize yeterli. Ve ölçü çubuğumuzun arkasında santim yazmasını isteriz. Onun için Suffix bölümüne geliriz. Buraya CM yazarız. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra gelin OK komutuna bir tık yapalım. Close diyelim. Ayar penceresini kapatalım. Hadi gelin mobilyayı ölçenlerin. Nasıl yapacağız hocam? Dimensiyon yan tarafında bulunan lineer komutuna bir tık yapalım. Lineer komutu bizim mobilyamızın 90 derece veya 0 derece açıdaki halini ölçmemizi sağlar. Örneğin şurada 22,1 buldum. Halbuki 22 gibi veya 22,5 gibi bir rakam bekliyordum. Belki benim tıkladığım yer karışmış olabilir. Tekrar deneyelim bakalım. Yine aynı geldi. Daha fazla zorlamayacağım. Bakın mobilyamdan yukarı doğru kaldırıyorum. Ölçülendirme çubuğumu ve klavyeden yön verdikten sonra şuraya 10 yazıp Enter'a basacağım. Ve ölçülendirmemin gördüğünüz üzere normalden çok fazla büyük olduğunu görüyorum. Ne yapabiliriz? Kuntuyu text height'e düşürmemiz lazım. O zaman Animation'a tekrar geri döneriz. Yolun başındayken Dimension Style'ye bir tık yaparız. Modify'ye bir tık yaparız. Buradan yine text bölümündeki 8 rakamını gelin 6 yapalım. OK diyelim. Close diyelim ve rakamları görmeye çalışalım. Bu biraz daha yakın oldu. Bu şekilde kılıversin. Lineer'e bir tık yapalım. Sol taraftaki aynı ölçü aslında sağ tarafta da var. Oraya da tekrarlayalım ve ölçülerimizi bulalım ve mouse'umuzu yön verdikten sonra klavyeden 10 yazıp Enter'ı basalım. Tekrar lineer bir tık yaptığımda bakın bu kez de en dıştan mobilin diye en dışına bir tık yapalım ve mobilin toplam genişlik ölçüsünü bulalım. 10 verdik birinci satıra, ikinci satıra 10 daha verdiğimizde 20 yazıp Enter'ı yazalım.
İstediğimiz iş gibi gelmediyse tekrardan bazen tutarsızlığı görüyor, bazen istediğimiz gibi istediğimiz yere 20 santim uzak koymadığı zaman da ölçü çubuğunun üzerine bir tık yaptığımızda ortadaki streçlenme özelliğini geldiğimizde renk yandığında bir tık yapalım mouse'umuzla ve elimizle manuel yön vererekten bir tık daha yaptığımızda ne yaparız? Ölçü çubuğunu yukarıya kaydırabiliriz. Aynı şekilde şu aradaki mesafeyi de ne yapabilirdik? Verebilirdik. Onu da kaçırmamak için gelin tekrar lineare bir tık yapalım. Yine en dıştan bakın. En dışa şu aradaki rafın ölçüsünü vermeye çalışalım ve çizgimizin uzunluğu şuradaki okun ucuyla simetrik olsun. Eğer okun ucuna var olan bir önceki okun ucuna bir tık yaparsak mouse'umuzu da iki ok birbirine böylece simetrik olabilir. Problem şu oldu sanki. 22.1 hocam solda kaldı. 22.1 solda kaldı. Bunlar biraz daha burada olabilir mi? Bunun biraz daha burada olabilmesi için senin bu ölçü çubuğunun üzerine çift tıklaman lazım. Ardından bakın burada bulunan ölçüyü çift tıklayarak seçmen lazım. Altın rakamını biraz daha sadece buna özel 5 gibi, 4 gibi düşürüp onun içe kaçmasını sağlaman lazım. Ne kadar sağlarsa sağlayalım, hepsi her türlü de ne yaptı? Aynı yerde kaldı. Başka ne yapabiliriz hocam dersiniz? Yine ölçü çubuğuna bir tık yaparız. Sağ taraftaki streçlenme özelliği geldiğimizde yani mouse'umuzu yazın üzerindeki kutucuğa getirdiğimizde streçlenme özelliği aktif olduğuna bir tık yaparız. Biraz şöyle sol tarafa doğru ölçümüzü ne yapabiliriz? Kaydırabiliriz ve orta noktaya tıklayarak şöyle de burayı değiştirebiliriz. CT ile Z yapıyorum. Burası sizin takdirinize bırakıyorum. Size kalmış burası arkadaşlar. Daha sonra mobilyamızın önden baktığında genişliklerini ve burada bulunan her bir duvar ünitelerinin ölçülerini vermiş olduk. Elimizden geldiğinde çok da boğmuyoruz. Tekrardan gelin lineare bir tık yapalım. Bu kez de kapağın en dış ucundan yine kapağın en dış alt ucuna gelin bir tık yapalım. Sol tarafa doğru mouse'umuzu yaklaştıralım ve 10 santim ileride olması bizim için yeterli. Mouse'umu yön verdikten sonra 10 yazıp Enter'a basıyorum. Ardından tekrar Enter'a bastığımda bu kez de yine kapağın en dışına gelip bir tık yaparım ve burada bulunan bu konsolun en alt ucuna bir tık yaparım. Bu kez sol tarafa yine mouse'umla yön verdiğimde ona 10 daha verip 20 Enter'a diyebilirim. İstersen göz kararı rakamların birbirine uygun olduğu gördükten sonra bir tık yapıp birbirine yakın bir şekilde yerleştirebilirim. Aynı şekilde burada neyimiz var? Bir ayağımız var. Bakın şuraya bir tık yapalım ve ayağın şu ölçüsünden sol tarafa doğru kesişim alalım. Bir tık yapalım. Sol tarafa doğru mouse'umuzu açarız. Buraya da yine bir 10 enter dediğimizde oraya gelir. Yine tekrar lineare bir tık yaptığımızda bu mobilyanın alt noktasından üst noktasına olan kabin ölçüsü buluruz. Bakın iki okun uçlarının birbirine simetrik geldiği yere, tutaş geldiğini bir tık yaptığınızda birbirine yerleştirebiliriz. Şu 15 santim T disiplinin içine doğru girdi. Ona bir tık yapacağım ve 15'in üzerindeki kutucuk streçlenme özelliği yani yayılma özelliği açtıktan sonra mouse'un sol tarafına bir tık yapacağım. Onu biraz sol tarafa, sağ tarafa kaydıraraktan ne yapmaya çalışacağım? Şu şekilde yukarı doğru T disiplinden kurtarmaya çalışacağım. Şuradaki ölçü çubuğunun yine kaçışı oldu. Onu da tekrar ne yapalım? Buraya uç uca getirerekten simetrik olmasını sağlayalım. Ve son olarak da ne yapabiliriz? Bu mobilyayı en alt uç noktadan bir tık yaparız ve en üst uç noktaya bir tık yaparak da toplam neyini bulabiliriz? Toplam ölçüsünü şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman önden genişlikler bir şekilde verdik ama olmayan yerler kapakların genişliklerini veremedik. Veya şuradan baktığımızda buradan bakarsak mobilyanın üstünün derinliğini veririz. Şuradan da alt kabinin derinliğini verebiliriz. Lineare gelin bir tık yapalım. En dıştan arkalık malzeme hariç mobilya kısmına kadar bir tık yapalım. Ve yukarı kaldırdığımızda şuraya simetrik olsun diye sol tarafta okun ucuna bir tık yapalım. Yine kaçışı olduğu için 20.3 rakamına bir tık yapalım. Şuradaki streçlenme özelliği aktif olduğunda mouse'unu bir tık yapalım. Yazıyı şöyle ölçülendirme çubuğunun yüzeyine alalım arkadaşlar.
Bakın üst kabinin derinliğini burada verdim. Alt kabinin derinliğinde gelin nereden verelim? Alt görünüş, üst görünüşten verelim. Yine yani bir tek yapalım. Aynı şekilde yine alt tablodaki tabloların en uzunluğa en dıştan en dışa giderekten ölçeceğiz bunu. Simetrik olması için şuradaki okun ucundan bir tık yapalım. Benim ölçüm simetrik olsun böylece arkadaşım. Hocam bir raflar kaldı. Rafları da gelin burada vermeyelim de. Rafların arasındaki mesafeyi nerede söyleyelim? Teknik şart nadire söyleyelim diye düşünüyorum. Baktığı ne zaman burası tek de disipliner durmuyor. Disipliner durması için bizim draw araç bulundu bulunma. Rechtang kontrol bir tık yapmamız. Ardından bakın şöyle boşluğa bir tık yapacağım ve dikdörtgen çekeceğim. Bakın şöyle tasarımlarımı içine alan bir dikdörtgen olsun arkadaşım. Ardından yine perspektif tasarımını diğer tasarımlardan ayıran rechtangle komutuyla bakın şöyle köşesinden başlayarak bir dörtgen komutla tekrar ne yapabilirim? Ayırabilirim arkadaşlar. İşte bu şekilde. Böylece ne yapmış olduk? Tel modelimizi biraz daha böyle disipliner hale getirmiş olduk. Herkes şuraya kadar gelsin. Gelenler ölçülendirme tamamları yazsın. Puntoyu bir daha söylüyorum. Puntomuzun ölçüsü 6. Süre 3 dakika. Herkes şuraya kadar yapsın. Çok boğmayacağız. Çok da ama ölçüsüz de bırakmayacağız mobilyamızı. Hocam sayının büyüklüğü hangi komutta yapılıyordu? Hangisine tıklamam lazım? Bakın burada enleşe sekmesi içerisindeki dimension style'ye bir tık yapacaksınız. Ardından modifiye bir tık yapacaksınız. Ardından önümüze gelen pençeredeki text arayüzündeki bakın text arayüzünü bir tık yapacaksınız buraya ve altta bulunan text height'ı 6 yapacaksınız. OK dediğinizde o iş kabul olur ama OK demezseniz yine o iş olmaz yerde kalır arkadaşlar. Evet, yapılanlar ölçülendirme tamam yazsın arkadaşlar. Bu ölçülendirme komutu bu yine konusu kitabımızda var. Ctrl+F yapalım bakalım neredeymiş. Ölçülendirme. İşte burada 11. konu olarak vermişim ben bu. Belki konu sırası yanlış veya hatalı olabilir ama bakın kitabımızda ben de şu anda sayfa kaç burası? Ben de 96 oldu. Sizde belki bu 86 olabilir. Çünkü kitaba sürekli yeni şeyler ekliyoruz. Sayfa eğer 96'ya gelirsiniz burada bulunan araç blokları, komutlar hakkında bilgileri elde edersiniz. Yalnız buradaki bilgiler biraz geçen seneki kitaba göre
AutoCAD'in klasik moduna göre yapılmış. Sizin bunu anlamanız zor değil ama geçen dönemki kitabınızı açarsanız, ölçülendirme kitabınızı, daha hızlı yürürsünüz, daha iyi anlarsınız her şeyi diye düşünüyorum. Burada yine ölçülendirme nasıl kullanacağınızı gösteren komutlar, araç blokları vardı sayfa. Ben de 96, sizde de 86 gibi bir rakamdır. Ama benim önerim size, mümkünse geçen dönemki vermiş olduğum kitapçıktan bakın ölçülendirme nasıl yapıldığını. Geçen seneki kitapçıkta bu konuyu çok daha detaylı inceledim. Burada biraz daha genel detaylar verilmiş. Vermişim. Evet, ölçülendirme kimse yapamadı mı? Niye yapmıyorsunuz? Herhalde tamamsınız diye düşünüyorum ve müsaadenizle biraz daha ilerleyelim istiyorum arkadaşlar. Şu anki yapmış olduğum kısım ne diye sorarsınız. Şu anki yapmış olduğum kısım bakın bizim için sadece bir ölçülendirme ile ibaret. Halbuki bakın kapaklarının buna neyini veremedik? Kapaklarının genişliğini söyleyemedik. Yine aynı şekilde neyi söyleyemedik? Bu mobilin levhasının kalınlığını söyleyemedik. Kulpun uzunluğunu, bakın mobilyanın içerisine girip kulpun üzerine ölçülendirme atıp mobilyayı boğmadık. E ne yapacağız? Ayağın ölçüsünü belki bakın buradan vermeyebilirdik. Çok daha iyi olur aslında vermeseydik keşke. Ayağın ölçüsünü nereden verirsek bana sorarsan gelin buradan silelim. Boğmayalım burayı. Ayağın ölçüsünü nereden veririz? Teknik şartnameden verebiliriz. E hocam ne yapalım? Gelin teknik şartname yazalım. Tabi yazmak için şurada bulunan modüler text moduna tıklayıp harıl harıl yazmıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Aynı ölçülendirme olduğu gibi yazıda da ne var? Bir ayarlar bölümü var. Nasıl ölçülendirme dimension style varsa yazıda da text style var. Bu arada ekran görüntüsü zorluyor olabilir sizi. Şuradaki rengi, gelin yazı rengini Bilayer standart alalım. Ve daha önce çizmiş olduğum şuradaki bütün çizimleri seçip ardından tekrardan Properties araç bloğundaki color kısmındaki Bilayer'ı bir tek yaparak bütün çizimleri siyah alalım. Ve yapmam gereken teknik şartname yazmak. Ne ile? Hocam Animation seçeneğindeki öncelik Text Style'ı bir tek yapalım. Ardından önümüze gelen seçenekten bakın şurada yazı tipi var. Biz genelde bu yazı tipinden buradan Times seçeceğiz. Bakın bir tek yapıyorum ardından T harfine basıyorum. Bırakıyorum elimi. Times New Roman'ı gördükten sonra mouse'un sol tıkıyla tekrar bir tık yapıyorum. Bitti. Regular mı, italik mi bilmem ne. Bizim için regular dediğimiz standart yeterli ama height dediğimiz yer çok önemli. Bizim için ölçülendirmede yazı yüksekliği neyse yazıda da yani normal teknik şartlama yazdığımız bölümde yazı yüksekliği, puntosu aynı olması. Orada 6 ise burası da 6 olacak babacığım. Bizim için burası çok değerli. Ardından bakın burada farklı farklı sorular var. Bunları atlıyoruz. Apply komutuna ardından klasöre bir tık yapıyoruz. Sıra yazmaya geldi. Neyle?
Bakın burada bulunan multiline text komutuyla bir tık yapıyorum. Sol tarafta ölçülendirmenin üzerinden şöyle bir simetrik alıyorum sağ tarafa doğru. Boşluğa bir tık yapıyorum. Şu boşluğa benim ne yapmam lazım? Bir teknik şartlama yazdım. Bakın boşluğu seçerekten bir tık yapıyorum ve yazıya doğru yaklaşıyorum. Sizler de benimle başlayabilirsiniz. Örneğin büyük harflerle gelin başlık yazalım. Nedir başlığımız? Teknik şartname. Ama yazımın rengini bakıyorum. Şu anda beyaz olduğunu görüyorum. Boşluğa tıktığımda da değişiyor mu? Değişiyormuş. Tekrar çift tıklayalım. Gelin şu yazıcı olmazsa kırmızı yazalım. Siz göremeyeceksiniz galiba. Hocam yazının rengini nereden değiştireceğiz şimdi? ESC'ye basalım o zaman. Başa sorar gibi olacak biraz. Şuradan gelin kırmızıyı seçelim. Ardından bundan sonra tekrardan yazının üzerine çift tıklayalım. Şuradaki başlık yeniden yazalım. Sizde de böylece görünsün istiyorum ama bir türlü görünmüyor. Şurayı değiştirelim o zaman. Kırmızı yapalım burayı. Yine uğraştırıyor bizi. Buradan kırmızı deniyoruz. Teknik şartname yazalım. Sizlerle beraber, benimle beraber yazın arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Madde 1 ile başlayalım. Birinci madde şu olsun. Mobilyanın levhaları 18 milimetre kalınlıklı birinci sınıf suntalam levhadan üretilecektir. Renk ceviz, ceviz desen yazıyorum buraya. Enter'a bastığımda ikinci mobilyanın ayakları 15 santim uzunluğunda ve plastik malzemeden üretilmiş ürün kullanılacaktır. Bir sonraki madde 3 dediğimiz zaman buraya renk dememiz bir de plastik malzemenin rengi nedir diye sorulur her zaman. Renk tasarımda beyaz idi. Gelin burada da beyaz olsun demiştir. Üçüncü madde mobilyanın montaj türü minifix grup bağlantı elemanı ile yapılacaktır. Bir madde daha yazalım. 4 olsun. Mobilyanın kulpları 16 santim boyunda ve metal gövdeli olan ürün montaj edilecektir. 5 dediğimizde mobilyanın mobil mobilyanın kapakları 3 eş parçaya bölünerek montaj edilecektir. 6 deyip şunu da diyebiliriz. Mobilyanın tüm levhaları, tüm levha cumbaları 1 milimetre kalınlık PVC bant çekilecektir.
düşüklü olduğu mobilyanın tüm levha cumbalarına 1 milimetre evet, boşluğa bir tık yapacağım. Bu yazılımdan sonra daha çok şey belki yazılabilir ama bu kadar yeter. 1. Tasarımı seçeceğim. Üzerine çift tıklayacağım ardından. 2. Bütün rengi gelin. Bayları alalım. Yani şurada bulunan komuta bir tık yapalım. Yani siyah da yapmasak bizim için fark etmez. Siyah yapalım bari de artık bizi anlasın arkadaş. Ardından bütün yazının değil de sadece başlığı seçelim mouse'un sol tıkıyla sürükleyerek şurada bulunan center komutuna bir tık yapalım. Daha sonra alt kısma bir tık yapalım mouse'un sol tıkıyla. Bütün yazıları, maddeleri seçelim. Sol ve sağdan dayama komutuna tıklayalım. Justify komutu oluyor komut. Daha sonra eğer yazıyı biz istersek ne yapabiliriz? Yazının yerini boşluğa bir tık yaptıktan sonra yazının yerini veya boyutunu veya durum şeklini değiştirebiliriz. Hocam bu yazı burada var ise Allah'ın sen, burada sanki bir tane daha renk tanımda olması gerekmiyor mu? Evet, burada da sanki bir tane daha şöyle bir renk tanımda olması gerekiyor. Ve bu araya da sanki rengini de tekrar seçelim. Şuradan Properties araç kullanılan bayları yapalım. ESC'ye bastığımızda tekrar rengini tekrar bayları yapalım. Şuraya sıra neye geldi? Sıra buraya antet yerleştirmeye geldi. Hadi herkes teknik şartname yapsın. Ardından antete geçelim. Yapanlar teknik şartname hazır yazsın arkadaşlar.
Tamam mıyız? Teknik şartname yazabildik mi? Arkadaşlar devam edelim mi? Hadi o zaman bir adım daha gidelim. Sıra neye geldi? Sıra bize antet lazım arkadaşım. Antet. Hocam o neydi ya Allah'a sen dersiniz? Bakın kitapçığımızdan bir tane örnek açalım. Bizim antetimiz, kullanma amacımız tasarımın ne olduğunu belirtmek ve tasarımda neler yapıldığını, bu sayede tasarımı okuyan kişinin daha rahatlıkla tasarımı anlasını sağladığı bölümlerdir. Burada tasarımcı, tasarım, ölçek, fiyat, tarih, kontrol gibi bölümler var. Bu işi nasıl yapacağız hocam derseniz, bize lazım olan şey, işi hatırlıyorsunuz siz az çok. Niye hatırlıyorsunuz? Hocam biz şunu biliyoruz ki bizim bu alt kısma antet yerleştirmemiz lazım. Bu alt kısma yazı yüksekliğimize göre anteti ayıralım. O zaman önce bir yazı atalım. Örneğin bizim antetin son kısmında ne var hatırlıyor musunuz? Firma. Gelin buraya o zaman AutoCAD'e multiline text'i bir tık yapalım. Şu alt noktadan şu arayı dolduracakmış gibi şöyle bir simetrik çekelim. Bir yazı yazalım. Ve ne kadar yukarıda ne kadar aşağıda olduğunu görelim. Yazacağız hocam. Buraya firma yazacağız sadece arkadaşım. Boşluğa bir tık yapacağız. Yazı orada. Firma yazısı buraya göre nasıl? Hocam fazla büyük değil mi? Evet. Şey fazla yukarı kalmamış mı? Evet. Önce yazıyı seçelim. Mouse'un sol tık ile tekrar tıklayıp basılı tutalım. Şöyle aşağı seçelim. Demek ki firma yazısı için bu şekilde bir kalıp yeter. Bu şekilde bir yazı var. Bunun üzerine bir kalıp koymamız lazım. Neyle? Rangetangle ile. Köşe tutucuna bir tık yapıyorum. Bana kaç tab bir yazı olsa bu iş benim işimi gördüğü. Şöyle bakıyorum. Sanki 10 tab 45, 10 tab 50, 10 tab 50 bana yeter. O zaman klavyeden, pardon 50 tab 10, klavyeden 50 tab 10 yazıp enter'a basıyorum. Yani önceden ne yapardık? Sütunları hazırlardık, satırları hazırlardık ve üzerine yazıyı koyardık. Bu kez ne yapıyoruz? Ya yazı puntumuza göre sütunumuzu hazırlayalım dedik. Yazımızı yazdık. Bir tane örnek yazı yazdık. Ve buranın 50'ye 10 ayarladığımız zaman bizim yazı puntumuz bu. Kalıbın içerisine tam girdiğini gördük. Tekrardan 50'ye 10 ile gittiysek peki şunu soruyorum ben size. Range'den de bir tık yapsam ikinci kısmı da 100'e 10 ne desem? Ne dersiniz bana? 100 tab 10. Bu kalıptan bana ne kadar lazım? Yaklaşık bana 5 veya 6 tane lazım. O zaman gelin bu kalıbı seçelim. Copy değil. Nereden? Alt köşe uç noktasından. Nereye? Onun bir üst köşe noktasına. Şöyle tıklayalım. Eğer fazla geldiyse fazla gelen yeri siler atarız. Örneğin firma yazdığımız yerin ne olması lazım? Multiline text'e bir tık yapalım. Gelin şurayı dolduralım. Bakın şu hücrenin baş noktasından alt noktasına kadar. Olması gereken şu. Başına bunu yazalım. Ardından şu an size görünmüyor ama ben onu görebiliyorum. Bolu Avant İzzet Baysal ünlü yazalım. Sığmayacak galiba. Bir nokta. Boşluğa tıklayalım. Yazıyı görelim. Acaba sistemin yazıyı yerleştirdiğinde görüyorum ki benim buradaki 50'ye 10 kalıbımı sığmadığı görüyorum. Bizim için problem yok. Hocam keşke 50'ye 10 değil de, pardon 100'e 10 değil de burayı range'den daha uzun yapsak olmaz mı? Olur. Bize kalmış. Range'den bir tık yaparız. Bakın aynı alt köşeye bir tık yapıyorum. Bu kez rakamı biraz daha büyütüyorum. Örneğin en dışa geldim. Rakam ne? 140 gördüm rakamı az önce ben. O zaman gelin 140 tab 10 yapalım. 140 tab 10 enter yapalım. O zaman hocam alttaki tabla alttakini kalıbı seç delete'ye bas. Sil gitsin. Üsttekileri delete'ye bas. Hocam ne yaptık ya şimdi anlayamadık. Amacımız şu. Yazımıza göre ne yapıyoruz? Yazımıza göre kalıbımızı değiştiriyoruz. Bakın yazıyı seçip sileceğim tekrar. Tekrardan multiline text'e bir tık yapacağım. Ardından yazıyı şu araya girmesi istediğimi bir tık yapıyorum ve bu araya bakın 140 dedim şu uç noktaya bir tık yapalım ve yazalım. Ne yazıyoruz hocam? Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi.
Kalıya tık yaptığımda yazıdan çıkacağım. Hocam o zaman gelin şu kalıbı seçelim, beğendiysek artık tamam diyorsa hopla diyelim. Alt köşesinden yukarıdaki üst köşelere göre birer tıklamalarla onları yerlerine gelin yerleştirelim. Ve bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde adım adım ilerleyerek burada bulunan anketi hep beraber dolduralım. Buyurun bakalım, daha fazla konuşmama gerek yok. Sizler icraata, bizler icraata. Ben de en üstte bulunan sütunlar fazla geldi seçeceğim. Delete'ye basıp bu şekilde alır. Bu şekilde sileceğim ve çıkacağım. İşte benim tel modelim. CTRS yapıyorum. Hazır arkadaşlar. Biz bunları, biz iç mimarlar, iç mekan tasarımcıları bunları hazırlarız. Özellikle bu tür şu yapmış olduğum işler ihalelerde çok değerli. Mobilya ürününün hem katı modelini, hem tel modelini, hem ölçüsünü, hem de taraflar karşılığınca birbirlerine itimat için burada bulunan teknik şartların altına çıktı aldıktan sonra imza atılır mutlaka. Hatta bu teknik şartname ile işin teslim günü, teslim saati, teslim şekli, kargoyla mı, yerinden mi, yoksa duvara montaj mı olacak gibi böyle
daha detayları yazılı olur ve karşılıklı üretici ve alıcı tarafından bunlar imzalanır arkadaşlar. Biz işte bu işin biraz daha bel kemiğini, niçin hazırladığımızı, nasıl hazırladığımızı elimizden geldiğince öğretiyoruz. İş yerlerinde çalışmaya başladığınızda bunları çok daha iyi, çok daha güzel bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Gözüme çarpan şu var, şu alt tarafta bir boşluk kaldı. E ne yapabilirim? Ben aslında şurada bulunan ana dış çerçeveyi seçsem, delta'ya basıp silsem ne yapabilirim? Ben bu dış çerçeveyi silerim. Ardından daha doğrusunu yapmak için draw'daki rectangle'ı bir tık yapıp bakın şu köşeye geleceğim tekrar bu kez tam 0-0 başlatacağım ve çapraz köşeye giderek ben de şu köşeye geldiğimde ne yapacağım? Çerçevemi biraz daha düzgün bir şekilde tasarıma modifiye edeceğim işlerimi. Ne kadar biz bu tasarımı bu şekilde yapsak da sürekli bu değişebilir. Daha farklı olabilir. Örneğin ne daha farklı olabilir? Antep'te teknik şartlar sağda değil de solda veya altta olabilir. Perspektif görünüş solda değil de altta olabilir. Bunlar ne yapmış? Tamamen tasarımcının ufkuna ve müşteriye daha iyi nasıl arz edebilirim? Daha iyi müşteri benim bu tasarımı nasıl anlar, fark eder, hiçbir şeyi kaçırmaz diye düşünmekten ilerlemesiyle, çabalamasıyla olan şeylerdir bunlar. Ama en azından şu ürettiğimizi yapabilirsiniz, bizim için bunlar yeterli. Evet, yapanlar, hocam sizinle aynı yerdeyim, her şey tamam yazsın bakalım. Evet, aynı yerde miyiz? Canım öğrencilerim, tamam mıyız? Her şey tamam mı? Oldu mu bakayım? Son o zaman gelin, ne yapalım? Hani bir proje dosyamız vardı, Word dosyamız hatırlıyor musunuz? Onu şöyle biraz sayfa görünüşünü biraz uzaklaştır komutuna tıklayarak küçültelim. Ve gelin onun en son sayfasına ulaşalım. İşte orası, burası. Ardından çift tıklayalım ve çift tıkladıktan sonra büyütüyorum. Son sayfanın sonundayım arkadaşım. Bak, bundan sonra bana dik sayfa değil, yatay bir sayfa lazım. Niçin? Benim şimdiki tasarım yatay duyduğu için. Sayfanın altına çift tıklıyorum. Bakın burada sayfa düzeni bölümüne geliyorum. Ardından burada kesmeler var. Kesmede bir tık yapıyorum. Ardından da sonraki sayfaya geçmesi için sonraki sayfaya tıklıyorum. Sonraki sayfaya geçtikten sonra bakın burada sayfa düzeninden sayfayı yönlendirmek isteyeceğim. Niye? Dikeyden yataya. O zaman yönlendirme komutuna bir tık. Ardından yataya bir tık yapacağım. E ne oldu hocam? Benim ikinci bakın en son sayfam yatay oldu. İşte bu sayfaya gelin.
AutoCAD'den bir temel görünüş bulalım. Nasıl alacağız hocam? Bir resim almamız lazım. Bir PNG, bir JPG. Eğer klavyeden CTRL ve P tuşuna basarsanız veya ekranın sol üst tarafında bulunan plot komutunu birlikte yaparsınız veya klavyeden plot yazıp Enter'a basarsanız önünüze çıktı alma araç bloğu verir. Biz tasarımlarımızın çıktısını dijital aldığımız için bakın burada printer plotter yazan yerden seçenekler kısmını bir tık yapıyorum mouse'un sol tıkıyla PNG resim formatını seçiyorum. Bunu ben JPG'de seçebilirim ama bu tasarımda bir ağırlık olduğu için tasarımlarda bir kayma oluşmuştu geçen hafta. PNG almıştık. Gelin bu hafta da PNG resim formatına bir tık yapalım. Önümüze gelen uyarıya sun highlights yani güneş kalitesi tıklayalım. Ardından soruyor. Plot area yani hangi bölgeyi çıkartacaksın? Buradan seçim yerinden window tıklarsak eğer mouse'un sol tıklamasıyla bakın. Bir tık yapacağım. Perspektif seçeceğim. Yine mouse'un diğer taraftan sol tıklamasıyla bir tık yapacağım. Aralığı seçeceğim. Ardından bakın centered plot'u bir tık yaptığımda benim tasarım sayfa üzerinde ne yapacak? Merkezlenecek. Ama dikkat ederseniz kocaman sayfada küçücük kalmış. Eğer bakın şurada more option vardır. More option yani daha fazla ayar var. Eğer buraya bir tık yaparsanız şu seçeneklerden lens fetch var. Lens fetch'i bir tık yaptığınızda tasarım sayfa üzerinde daha güzel yayılır. Ardından preview komutuna bir tık yaptığımızda önümüze gelen tasarımda bir aksilik yoksa, her şey yolundaysa ekranın sol tarafındaki tekrar pilot komutuna bir tık yaparım ve buradan bir resim daha alırım. Nereye kaydetmem lazım? Desktop, uzaktan eğitim, bilgisayar destekli tasarım 2, TV konsolunun 6'sını yapmışım. Bu da 7. resim olacakmış galiba. Şunu seçiyorum, sadece 7'yi değiştiriyorum ardından. Save diyelim, onu o kaydetsin. Ardından gelin. Hedef klasöre gidelim. 7. resmi bulalım. Sağ tıklayıp kopyala diyelim. Ardından projemize gidelim. Projemizin burası da bir başlık olması lazım. Ne olması lazım? 2'de drafting dediğimiz boşluk bırakalım. Tıra koyalım. Term model tasarımı diyelim. Enter'a basıyorum. Ardından CTRL-V tuşuna klavyeden basıyorum ve onu oraya yerleştiriyorum. Bakın resmin üzerine çift tıkladığımda yukarıda fazla boşluk var. Aşağıda fazla boşluk var. O boşlukları ne yapalım? Kırpalım. Çift tıklayınca bakın sağ üstten kırp komutu açıldı. Bir tık yapalım. Resmin yukarısını aşağı doğru bir fotoğrafçı gibi kırpalım. Yine aşağısında yukarı doğru bir fotoğrafçı gibi kırpalım. Boşluğa bir tık yaptığınızda kırp komutundan çıkarsınız. İşte bu da bizim ne olmuş? Son tasarımımızdaki çalışmamız olmuş oldu. İşte bilgisayar destekli tasarımda bir mobilya da yapsak, bir ev de yapsak her şeyin bir detayı var. İlerleyen günlerde örneğin bir ev çizeceğiz sizlerle beraber. Bunun katı modelini çıkaracağız, tel modelini çıkaracağız, kesit görünüş alacağız ve böylece ne yapmış olacağız? Projelendirmeyi öğrenmiş olacağız sizlerle beraber. Evet, buraya kadar herkes gelsin ve buraya kadar gelen herkes bir ekran görüntüsü alsın bakalım print screen ile. Hocam ben de bu daha önceki resimler, proje resimleri yok diyen öğrenci dert etmesin. En azından bana bu haftayı şunu bile verse yeterli. Son yaptığımız yatay. Bakın. Son yaptığımız yatay tasarımın ekran görsünlüğü. Lütfen print screen'e bassın, bıraksın. Daha sonra burada bulunan ders yazışma ekranında bir tık yapsın boşluğa. CTRL ve V tuşuna basıp bıraksın. Ve Enter bassın da herkesin ödevlerine, projelerine, gün içi yapmış olduğu çalışmalara bakalım. Ve puanlarınızı verelim arkadaşlar. Dersin kaydını burada durduruyorum. Bir yorulduk. Bir mola da verelim hem böylece. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir tasarım ve yeni bir flashlight'la ilerleyelim arkadaşlar.